Barchangizga assalomu alaykum, hurmatli React dasturchilari. Mana 2 oylik tanaffusdan keyin ham o'z faoliyatimizni boshladik. Buning boshlashimizning asosiy sababi bugungi Muhammad Ali Eshan Kulubning kanalda bo'lgan ovozli chat. Ushbu ovozli chatda men qatarlagan va hurmat qiladigan odamlar turli xil mavzularda munozara o'tkazishdi va bularni ichidan ma'lum bir gaplar menga motivatsiya berdi va bugungi darsimizni boshlashimiz kerakligini va oxirigacha yetkazishimiz kerakligini boshlagan ishimizni shuni qaror qildik. Inshaalloh endi bu yog'iga darsimizni 3 kun oralig'ida, maksimal 3 kun oralig'ida chiqarishga harakat qilamiz. Va bu sizga yoqadi degan umiddaman. Qanunda 27-chi darsimizni boshladik. Xo'p, endi darsimizni davom etadigan bo'lsak, bizda oxirgi darsimiz demak 26-chi dars va 26-chi darsning boshlanish kodlari ushbu kodlar hisoblanadi. Keling, oldin darsimiz uzoq muddat davomida bo'lmagani uchun kodlarimizni bir takrorlab olsak va yana davom etsak darsimizni. Xo'p, bizda asosiy komponent app.js, undan oldingisi index.js hisoblanadi. Index.js faqat bizda run qilib beradigan fayl hisoblanadi index.js. Bu app.js'ni chaqirib joylanishi kerak bo'lgan dokumentda root elementni tanlab, root idli elementni tanlab, o'shanga render qilishni start beradi, start buyrug'ini beradi. Va bizda asosiy app komponentani chaqiradi bu. App komponenti o'z navbatida nima ish qiladi? Bu oddiy main ga class name container deganini o'raydi va uni foods degan komponentga yo'naltiradi. Foods degan komponenti endi bizda bir nechta narsalarni ichiga oladi. Bizning loyihamiz demak foods degan loyiha bo'lgani uchun bizdagi hozir foods komponenti bizda asosiy komponent hisoblanadi va bunda statelarning asosiy qismi shu joyda joylanadi. Demak, buni statelarni o'qib chiqamiz endi. Set haqida darslarimizda aytib o'tganmiz, buni bemalol ko'rishingiz mumkin. Bizda foods degan, demak, ovqatlar, o'zbekchasiga ovqatlar array bor va categories. Bu yerda har bir ovqat kiradigan kategoriyasi bor, misol uchun shirinliklar, ichimliklar va taomlar degan. Va bizda page size degan bor edi. Page size bu bizda bitta page'ning ichida nechta element borligi edi. Esingizda bo'lsa, current page esa joriy page, ya'ni page'ning ichida qaysi page joriy hisoblanadi, o'sha. Keyin selected category deganda bu yerda yozgan ekanman. Buni o'chirib tashlasangiz bo'ladi. Bemalol baribir ishlayveradi, chunki demak component did mode'da bu yerda foods olingan, get foods degan servis orqali buni ko'rishlaringiz mumkin. Bizda mana bu servis bo'lim bor, o'shanda joylashgan get fake foods degan faylda bor. Bu mana o'zimizni array, ya'ni oddiy hard code'da ma'lumotlarni olib beradi. Buni id, title, price, amount, unit va category degan propertylari bor, ya'ni maydonlari bor. Va biz o'shalardan foydalanib chiroyli UI'lar yaratamiz. Xuddi shunga o'xshagan foods'ga o'xshagan categories servisi bor bizda. Bu hard code'dan ma'lumot olib keladi. Shunchaki biz buni chizamiz. Chiroylimi? Xo'p, bularni chizib bo'lgandan keyin endi keyingi ishimiz biz foods deganga set state qilib, set state'ni aytib o'tganman. Foods'ni to'g'ridan-to'g'ri foods qilib beramiz, chunki JavaScript ES6 spesifikatsiyasida ushbu imkoniyat bor. Agar siz obyektni key'iga ma'lum bir o'zgaruvchi qo'ymoqchi bo'lsangiz va bu o'zgaruvchining ham nomi shu key bilan bir xil bo'lsa, siz buni 2 marta yozib o'tirishingiz shart emas, bir marta yozishingiz kifoya bo'ladi. Endi kategoriyasini alohida yozishim kerak, chunki bu yerda kategoriyasidan tashqari men mana bu obyektni qo'shib ketishim kerak arrayning ichiga. Tushunarlimi? Va split operator bilan kategoriyasini klon ko'rinishida yoyaman bu yerga. Split operatorlari boshqalar haqida adashmasam video chiqqan, ko'rib olishlaringiz mumkin. Nechinchi dars ekanligi aniq esimda yo'q, to'g'risi. O'shaning uchun davom etaveramiz. Xo'p, demak, component did mode'ni ham tushundinglar. Component did mode bu life cycle edi. Bir marta render funksiya ishlagandan keyin chaqiriladigan funksiya. Esingizda, life cycle darslarimizda bor bo'lgan. Xo'p, demak, render nima qiladi bizda? Renderga kelaylik. Render bizda state'dan destructuring sifatida ushbu sintaksis destructuring sintaksis hisoblanadi. State'dan foods page size, current page, categories, selected category bular hammasini oladi va bu yerda turli xil amallarni bajaradi. Misol uchun bu yerda aynan filter uchun ishlatganmiz. Selected category'ning ID'si mavjudmi? Ya'ni tanlangan kategoriyaning ID'si mavjudmi deyilgan. Bu yerda selected category eslaringizda bo'lsa qaysi edi? Bizda tayyor, mana bu edi. Name parchasi degan. Uzr, to'g'ri, bu xato bo'ldi hozir bizda, kechirasiz. Mana bu joy turishi kerak.
Ben bu kodunu anca vakit böyle görmedim doğrusu, keçeresiyle. Selected kategoride turşu gerek bu. Selected kategoride turgende bu yerden ne dedi? Yani ID'si bor mu da tekşirilerdi. Yo, eğer ID'si bulmasa, hamasını kaytar. Yani barça foodlarını kaytar dedi bize. Bu, bana bu tamamen korşumuz mümkün bunu. Misal için bana barçası duradı. O şey halette bana hamas kaytarlar. Şimdi izler mi? Bana 10 tam oksal. Eğer içimlik diye basam, bu özgürlerdi ve bize de 5 de içimlik borlik hakkında malumat çıkardı. Ve pijinin için hem, çünkü monster işte özgürlerdi. Şunlar değil mi? Demek bu bize de default kısaplanırdı. Barçası, bunu ID'si bulmayan uçunam. Bize de bana bu ID bulmayan uçunam. Bu bize de undefined kaytaradı. Ve undefined kaytarışına tezarısı da ternar operatora bunun false kılıp foods'ki otkuzu varadı. Bize de foods'ların toluk listi geledi oşanda. Şunlar değil mi? Eğer bunun ID'si bozsa, bize de bor food'lı oşa selected bugün kategorinin ID'si bilen filtrasiya bölgede ve filtrasiya neticesi bize de korsatılardı. Şunlar değil mi? Hop, şimdi filtrasiya bugünden ki bize de filtered foods'ın lengizini ogenimiz. Bize de çünkü count'ı oşa kısaplanadı. Bana bu joydaki count oşa. Şunlar değil mi? Demek içimlik bozsa 5'te. Demek filtrasiyadan ötken food'la sonra 5 dakika soplanadı. O şan için. Demek paginated. Şimdi paginated bize ki uşbu malumatlarının sol için 5'te içimlik olsa bunların pagination kılış için gerek. Bu bize de util funksiyonu soplanadı. Bunu Allah'a da utils popcorn içi yazgemen paginated. Bunu ozu filtered foods, current page ve page size'ını alat da ozunun malum bir logikasını yaratıp kaytarı verirdi. Bunu pagination dersi de ayıp etken ben pagination yaratış dersi de adışmasam. Neyse ki dersi kalli ki huyam yanlı isim de yok. Onu koru başlayız mümkün bölerdi. Hop demek ben bu yerde yanıp tanırsan tek çirip etken ben agar count yani filtrasiyadan kaytken elementler sonu 0'ga teng bolsa return p bizde malumatlar mevcut emas deyilgen. Yani bizde malumatlar mevcut emas deyilgen söz çıkadı. Bunu kanda yaratışımız mümkün. Biz uzumuzu kodda hama malumatlarını barçası bölümüge kırıp uçursak şu nasıl çıkış gerek bize de demek uçuralımız. Malumatlar kemik kete yaptı. Pejini işinge karayın. Bitti bu kaldı. Umman yok olup kette. Ve bizde malumatlar mevcut emas degen söz çıktı. Koruyla mı? Hop. Şimdi bu yerde bir tane sanatı batay. Eğer bize de count'un ozu 0 bu kele degen bolsa bu false kıymet soplanadı ve ifke kırmaydı. Bize aynen false count'un 0 kıymetini alışımız için count'un aldığı onda koyup koyuşumuzu ozu kifaya böledi. Şunali mi? Demek onda odan başka kalatı. Uşbu holat bizaga false qaytaradi va bu returnni ishlatmaydi. Agar faqat count 0 bo'lib kelgan payti, ya'ni countning o'zi false qiymat bo'lib kelgan payti, biz uni oldiga undo qo'yib, incor natijasida ushbu narsani olishimiz mumkin. Tushunarlimi? Ya'ni sintaksisini kamaytir deb buyurdi. Xo'p, demak shu xuddi shunaqa ko'rinishda ketyapti. Endi bizada row bu bootstrapning row'i, buni hamma biladi. Bitta div bor, call 2 degan ekanmiz. Demak, u row'ning 12 dan 2 qismini egallaydi. Tushunarlimi? Demak, list group List group komponentimiz bize de mana bu tamamını çıkarıp veriş için gerek. Bize bunge itemiz, onselect item ve selected item'ı yönetkenmen ve prefix. Prefix bize de mana bu joyga gerek. Çünali mi? Demek şimdi bulan içiye kırıp kursu oturmuyum ben. Çünkü bunu olduğun derse de kursu gelmen. Şimdi uzumuzu kodlarımız yazışını başlayacak böyle de. Demek mana bu joyla diyen paginated bugün malumatlardan map görünüşte çizip verilgen, like koyulgen, on toggle like degen funksiyalarımız var. Handle like, handle toggle like degen funksiyalarımız var. Bundan haberdar sizler. Pagination degen komponentimizden var. Bundan haberdar sizler. Bu page count eşitte de eğer bitta böyle degen bulsa nalını kaytarı bir aradı. Bu düşünün hamalda böyle de. Çünali mi? Demek böyle. Hop bunu yap hemen. Şimdi uzumuzun işimizin başlasak böyle de. Hop sizlarga yana bitta narsani aytib o'tayman. Mani hozir Visual Studio kodimda ba'zi o'zgarishlar bor. Oxirgi darsimizda mani temam ham boshqacha edi, font familiyalarim ham boshqacha edi. Inshaalloh bu hozirgi holat agar sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariyada izoh qoldirsanglar, bu uchun ham video chiqaraman alohida. Xuddi shunaqa qilib VS Code'ni qanday sozlash kerak, bu haqida ma'lumotlarni ko'rsatib boraman. Tushunali? Demak, darsimizni boshlasak bo'ladi. Demek dersimizi boşlaştan aldın. Bugün ben sizlere yengilik aytaman. Bize bu bölümdeki yengilik kırdık. Yani bu yengilik ne demek bari? Biz şimdi doyumu her bir dersimizin boşlangıç ve yakuni kodunu GitHub'a joyla boramız. Ve bu yerde plan text diyen, yani source file'ın içinde plan text diyen bir de file açırken. Ve bu her bir ders için plan yazılır. Şunali mi? Demek bu finish bölümü de biz oxirgi yakuniy narsalarni bularni o'rganib bo'lgandan keyin qo'yamiz. Tushunarlimi? Demak, o'rganib bo'lganimizdan keyin ushbu narsalarni qo'yamiz. Undan oldin, ya'ni GitHub'dagi start kodda bu narsalar bo'lmaydi. Tushunarlimi? Demak, yangilik sizga yoqdi degan umiddaman. Welcome to lesson 27. Ingliz tilini uncha bilmayman, faqat kechirasizlar. Demak, boshladik. Xo'p, objects, foods. Demak, foods ga kiraman. Doimgidek
Bugünkü dersimizin birinci kısmı daim gidek planga otaman endi. Planda class komponenti ve functional komponenti de default props haqida. Default props sözü nima? Default sözdan ma'lum ki, agar bironta holat bo'lmay qolsa, default holat, ya'ni nima desa, oddiy holatda deysizmi, doimgi holatda agar biror narsa boshlamoqchisiz, o'sha o'xshamay qolsa qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu default holat deyiladi. Tushunalim? Bizdagi default props esa bu funksiyaga jo'natiladigan ma'lum bir propslarning default qiymati. Agar props jo'natsangiz, mana bu qiymatni olaman, agar jo'natmasangiz, boshqa qiymatni olaman deydi. Bunga misol sifatida list group komponentasidan ko'rishimiz mumkin. List group komponentasida bizda nimalar bor? Itemimiz, on select item va selected item bor, to'g'rimi? Agar biz bunga selected item jo'natmasak, bu hech qanaqa qiymat ola olmay qoladi. Chunki biz jo'natmayapmiz. Bu yerdagi selected item pustoy, ya'ni undefined bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Demak, bu undefined bo'lishini oldini olishimiz uchun biz bunga default props yozishimiz kerak. Tushunarlimi? Demak, default props yozishimiz kerak. Xo'p, default props yozishdan oldin keling bitta narsa qilamiz. Bizda mana bu joyda yozgan hard kodlar bor, ko'ryapsizlarmi? Demak, obyektning ichiga kiruvchi hard kodlar. ID yoki mana bu joyda name. Keling mana shularni ma'lum bir props tipiga o'tkazamiz. Ya'ni bu yerda nima bo'ladi? Buni yoqib qo'yaman. Demak, bu kerak bizaga. Oxirida value k deyman, ya'ni qiymat uchun beriladigan props bu bizaga ID, to'g'rimi? Va text uchun beriladigan props. Text k. Bu bizada name. Tushunali? Demak, men endi mana bu joyda propsdan destructing sifatida olaman value k va nima edi? Text k. Demak, ikkalasini ham oldim. Endi value k'ni hammasini o'zgartirib chiqishim kerak. Buning uchun men bularni belgilab olaman-da, hammasini belgilab olish buyrug'ini bosaman va bu yerdagilarni hammasiga value k'ni joylashtiraman. Tushunali? Endi text k'ga esa mana bu joyga o'tib mana text k'ni joylashtiraman. Bo'ldi, demak, shu bilan bizning dasturimiz ishlab turgan bo'lishi kerak. Mana bu yerga o'tadigan bo'lsak, bu bizning bugungi darsimizga o'rganadigan narsalarimiz, buni shunga kirib qo'ygandim. Xo'p, demak, ishlatadigan bo'lsak, dasturimizni mana bitta refresh berib, hammasi joyida ishlab turibdi. Demak, barchasiga o'tsak, 10 ta, ichimlikda 5 ta, shirinlikda 2 ta va taomda doimgidek 3 ta. Xo'p, bu yerga o'tamiz. Endi bularni o'zgartiramiz. Xo'p, agar men mana bu value k'ga o'zimda yo'q bo'lgan narsani berib olaman. Misol uchun, value k bizada yo'q. Shunchaki yo'q. Tushunarlimi? Ya'ni qiymat jo'natilmagan. Bizada nima bo'lib qoldi endi? Hammasi aktiv bo'lib qoldi va qanaqadir errorlar kelib chiqdi. Tushunarlimi? Ya'ni biz bu yerda bitta value k'ni jo'natmaganimiz sababli. Tushunarlimi? Endi biz mana bu value k'ni ushbu komponent uchun default props sifatida foydalanamiz. Buning uchun qanday yoziladi? Bundan foydalanish qanday bo'ladi? Ya'ni list group .default default props deb yozamiz va buni obyekt yaratib yozamiz. Qarang. Demak, value k bizaga nima? Bizada bu mana bu id edi. To'g'rimi? Va text k'ni ham yozamiz. Text k. Mana bu name edi bizada. To'g'rimi? Endi ishlatadigan bo'lsak, bitta refresh bersak, bizada naryoqda value k'imiz berilmagan, adashmasam. Mana value k'imiz berilmagan, lekin hammasi ishlab turibdi mana bu joyda. Hammasi yaxshi ishlab turibdi. Ya'ni bizga jo'natgan value k bo'lmagan holatda bizani nimani oladi? Bizga qo'ygan mana bu default propsdagi value k'ni oladi. Tushunarlimi? Demak, biz text k'ni ham, value k'ni ham shu yerda yozib qo'yaveramiz. Bu yerda yozmaymiz. Agar bu k'ni o'zgartirmoqchi bo'lsam, misol uchun name emas, qanaqadir text degan fieldga o'zgartirmoqchi bo'lsa, bu yerda jo'natadi va bu o'zgaradi avtomatik. Tushunarlimi? Demak, yozmasa bu default props bo'ladi. Xo'p, bizani ushbu default propsimiz hozir qanaqa nimada bo'ldi? Class komponentida bo'ldi. Ya'ni class komponentida extend komponentidan class olib, extend olib, class komponentida yaratildi. Biz endi buni functional komponentida yaratmoqchimiz, tasavvur qiling. Buning uchun qanday bo'ladi? Oldin CFC qilib, setlist functional komponentlar yaratib olaman. List group qilib, group mana shu to'g'ri yozdim. Endi mana bu joydagi return qismini to'liq olaman. Return qismini to'liq olib, bu yerdagi bilan almashtiraman. Almashtirdim. Va mana bu joydagi propsni mana bu qiymatlarni biz ham props deb olamiz. Funksiyaga keladigan propsdan. Props. Konstanta. Mana props. Tushunali? List group. Endi mana bu ikkita bo'lib ketdi, deyapti. Buni o'chirib qo'yishim kerak. Buni endi tepadagini o'chirib qo'yaman.
Hop. Demek neticeni ko'radigan bo'lsak, bizda hammasi yaxshi ishlab turibdi. Demek bu bizda class component'da ham bir xil ko'rinishda default props jo'natildi. Endi class component'da props jo'natishning yana boshqa usuli bor. Bizga bu kod kerak emas. Bu kodni o'chirsak bo'ladi. Default props jo'natishning yana bitta usuli bor. Agar bizda o'zi destructoringda qiymat belgilanmasa, misol uchun value key topilmasa, bunga avtomatik qiymat berib ketish mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana buni ham olamanda text key ga avtomatik qiymat berib ketaman. Bu nima degan? Agar propsning ichida text key degan property bo'lmasa, o'zing name degan qiymatni qo'yib ket bunga degan. Tushunarlimi? Demak, biz bu yerdagi default propsni o'chirishimiz mumkin. Demak, functional componentda default props ikkita usul bilan berish mumkin ekan. Boyagi birinchi usul class componentga beriladigan va mana bu usul bilan berishimiz mumkin. Tushunarlimi? Endi bu yerdagi kodlarni to'g'ridan-to'g'ri mana bu propsdan ham destructoring qilishimiz mumkin. Buni olamanda ushbu propsni ichiga tiqib qo'yaman. Chiroyli, endi buni o'chirib tashlashim mumkin. Xo'p, komponent ham ancha chiroyli bo'ldi degan umiddaman va oddiy ko'rinishga keldi. Demak, biz planimizning default props bo'limini yakunladik. Sizlarga default props tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi type'larni checking qilish haqida o'rganamiz. Xo'p, buni mana markab qo'ydik, ya'ni biz buni yakunladik. O'shani bildiradi. Type checking with prop types. Bu nimani bildiradi? Biz agar list group komponentasiga jo'natadigan ma'lumot, misol uchun nima edi? Value key. Value key bizda mana shu ko'rinishda bo'lish kerak ekan, ID. Endi biz bunga boshqa narsa berib yuborsak, tasavvur qiling, 1-2-3. Shu narsani berib yuborsak, nima sodir bo'ladi bizda? Mana hammasi yana boyagidek error paydo qildi. Ya'ni bu yerda hozir biz jo'natayotgan ma'lumotimizning tipiga qaramadik. Ya'ni bizda JavaScriptda string, number, boolean, function, yana nima bor? Obyekt, array, o'sha tiplarga farqiga qaramadik. To'g'ridan-to'g'ri qiymatni olyapmiz. Mana bu joyga kelib ko'rayotgan bo'lsanglar, ustiga boradigan bo'lsam, scroll. Mana demak, qiymatni aniqlamadik. Endi biz buni prop types degan type checking bo'limida o'rganishimiz mumkin. Type checking with prop types. Mana bizda prop types degan kutubxona bor. Biz buni React'ni o'zidan topishimiz mumkin. Node modelsga kiramiz va mana shu joyga prop types deyman, qaranglar. Prop types. Prop types topilmadimi? Bo'lish kerak hozir. Noto'g'ri yozdimmi? Yo'q, to'g'ri yozilgan. Prop hozir bu bo'limga tushamiz, demak. Mana topildi. Prop types. Demak, bu kutubxona oldindan mavjud. React bilan birga ustunovka qilinadi. O'shaning uchun biz bundan bemalol foydalanishimiz mumkin. Buni import qilamiz. Import. Import. Prop types. Mana o'zi import bo'ldi. Avtomatik prop types. Prop types. Endi biz buni qanday foydalanamiz? List group komponentasiga list group group komponentasiga toshga qo'yamiz va prop types degan buyruqni yozamiz. Va bunga mana bunaqa qilib yozib, endi qiymatlar beramiz. Misol uchun text key. Text key mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Mana name prop types deb kichkina harf bilan, uzr, katta harf bilan yozibman. Va bu yerda export ham boshqacha ekan. Biz avtomatik exportdan foydalandik bo'ya. Bu bizda noto'g'ri ekan. Demak, prop types mana shunaqa export qilinamiz. Xo'p, bu yerda text key'ga mana bunaqa qiymat beriladi. Text key qanaqa bo'lish kerak edi bizda? Stringmi? Demak, string. Va bu is required, ya'ni jo'natilishi majburiy. Shunaqami? Yo'q, buni jo'natilishi majburiy emas. Bu ixtiyoriy. Tushunarlimi? Bizda keyingisi value key. Value key prop types točka string va bu ham jo'natilishi majburiy emas. Chunki bizda agar bo'lmasa, biz buni default propsini olganmiz, to'g'rimi? Mana bu joyda. Sezyapsizmi? Default propsi bor. Endi default propsi bo'lmaganlar uchun biz jo'natishimiz shart deb qo'yamiz. Teng prop types točka array, adashmasam bu array, chunki mana items orqali chizib berganmiz, map qilib. Bu
is required. Çünkü demek unselected item bu obyekt bize de yok keçirəsələ bu funksiya. Unselect bu çünkü prop types točka funct deyə yazıldı mənə is required. Çünkü demek devam etmemiz. Kengisi bize de selected item. Selected item prop types точка object is required. Şöyle. Hop endi dasturimizni ko'ramiz. Dasturimiz ishlayaptimi yo'qmi? Bitta refresh beraman. Mana bu ishlayapti deb umiddaman. Hop. Demak, dasturimiz kamchilik bor. Kamchilik bor va biz console'ni ochib ko'ramiz. Console'ni qaraydigan bo'lsak, bizda field prop types invalid prop value key of type number. Lekin bize list grupta string'ni kutgan edik deyapti. Siz bizga number jo'natdingiz deydi. Ve bize mana bu error'ni ko'rdik ve endi bu yerga o'tamizda nima qilamiz? Value key'ni o'rniga to'g'rilab qiymat jo'natamiz. Value key qanaqa edi bizda? ID midi? ID. Mana buni olib tashlamoqchi bo'lsak ham bo'ladi chunki string jo'natyapmiz. Quyidagi ko'rinishda jo'natsak ham ishlaydi. Mana console'ga o'tamiz. Bu ta refresh bo'ldi. Ve bize de bana fakat bitti error kaldı. K bilen bağlı error. List grupta K'ni koymayken ekenmez. Şu mamma çıkardı. Bunu uçup taşısam böyleydi. Çünkü value K bize de default props'ta var. Doğru mu? Value K. Şimdi bana bu joyda item toşka value K. Neme gelir? Bize de K hata çıkardı. Tak çizikliydi. Hop, xatosini topishimiz kerak. Endi bizga nimaga xato chiqazyapti? Aytim, to'g'ri. Valo key olyapti. Valo key berolyapti. To'g'ri. Unaqa xato ishlamasi kerak edi. Bu har bir aytimning list group. List group komponentasida deyapti. Hop, shu list groupda error bo'lmasi kerak. Items map leak qaytaryapmiz. K mana bor. Bizda K qo'shib jo'natganmiz, to'g'rimi? Ha, K bor. Nimaga unda K boshqacha bo'lib qaytaryapti deyapti. Keset. Keyinga bunga hozircha ushbu yechim kutamiz, lekin aslida bu yechim noto'g'ri. Random ushbu yechimdan foydalanib turamiz. Keyingi darsda bunu ham to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Mana bitta refresh berdik saytni, refresh bo'lyapti. Mana errorimiz yo'q. Tushunarlimi? Demak, bugungi darsimizda biz nimalarni o'rgandik? Default propsni o'rgandik va type checking with prop types. Prop types bilan qanday ishlash kerakligini o'rgandik, ya'ni keladigan propslarning type'larini checking qilish haqida. Va nihoyat 27-chi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi darsimiz sizga yoqdi degan umiddaman. Va bugungi darsni yozganimdan juda xursandman. Chunki bugungi darsimiz juda kuchli bir istak bilan yozilgan dars bo'ldi. Oldingi darslarimizga nisbatan bu darsimizda juda samimiy bo'ldi. Va siz ham samimiy bo'lib ushbu videoni do'stlaringiz bilan paylashasiz degan umiddaman. Ushbu video sizga bilim olishingizga yordam bergan bo'lsa, men bundan nihoyatda xursandman. Bu samimiy gap. Va keyingi darslarimiz ham inshaalloh tez orada chiqarishga harakat qilamiz. Hammaga omad.